Narın bu kabuğu narın suyundan daha şifalı. Neden? Bir, elejenik asit içerir. Elejik asit. İki, punikik asit içerir. Punikik asit serbest radikalleri yok eder. Punikik asit. Serbest radikal nedir? Serbest radikal, şöyle koyalım, düşmez. Serbest radikal, her insanın bünyesinde milyarlarca serbest radikal var. Yani zararlı madde. Hücrelere saldıran. Saniyede 10 milyon defa saldırıyor hücreler. Bu serbest radikallerin. Hidroksit, peroksit vesaire çeşit çeşit serbest radikaller var. Serbest radikal diğer minerallerle, elementlerle birleşmeye çalışıyor. Saldırıyor bu nedenle. İşte bu yoğun saldırıdan hücreler tahrip oluyor. Tahriş oluyor. Yapısı dokusu bozuluyor. İşte bunun birleşimindeki punikik asit ne yapıyor? Serbest radikalleri, zararlı maddeleri kendine bağlıyor. Zararsız hale getiriyor. Antioksidan, anti-aging. Gençleştirici, güçlendirici, güzelleştirici özelliğe sahip. Bir diğer asit ise alerjik asit içerir. Narın çekirdeğin yağı. Nar çekirdeği yağ. Şu da nar çekirdeği yağ. Nar çekirdeği yağı veyahut da narın kabuğundaki alerjik asit yine biraz önce söylemiş olduğum bu P53 isimli geni güçlendiriyor. Onu harekete geçiriyor. Alerjik asit de böyle. Aynı zerdeçalın birleşimindeki kurkumin gibi narın kabuğunda ve çekirdeğinde, çekirdeğinin yağında bulunan alerjik asit de ne yapıyor? Kişiyi kansere karşı zerdeçal ve nar. Tabii ki şimdi bunu kabuğu ne yapacağız? Ya değerlendirmek tabii ki efendim soyacaksın, kabuğunu kurutacaksın vesaire vesaire. Yani çok iş. Ama destilasyonla elde edilen özü, ekstraktı nedir? Çok çok daha güçlüdür. Aynı şekilde mesela burada zerdeçalın birleşimindeki kurkumin %2,5-3 oranında. Yani hiçbir rahatsızlığı yoksa, yani kanser gibi ağır vakalar söz konusu değilse, kişi çayını yapıp içebilir, çorbaya katabilir, sulu yemeklere katar, et vesaire her türlü yemekte kullanabilir. Problem yok. Güzel, faydalı. Fakat kansere yakalanmış diyelim ki, birinci, ikinci, üçüncü derecede. Ne olacak? İşte bunun o zaman tazesi veya kurusu yeterli değil. Destilasyonla elde edilen ekstraktı gerekir. Özü. O zaman etkili. Etkili olur. %100 etkili olur. %80, %90, %195 etkili olur. Fakat tazesi veya kurusu ağır hastalarda yeterli değil. Destilasyonla damatılarak elde edilen özünün kullanılması gerekir.